rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim?
ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Hazırlanın, uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara.
hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla.
Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Bab-ı Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihral-i Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır.
Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşeğiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi, yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça, kubbeler açılır, gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez. Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der. İnanamazsın. Şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Öyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri. Bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba.
Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına. Hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından. Kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler. Kardeş eliyle. Yılmadılar. Yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler. Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler. Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine.
selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna. Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde.
Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden, tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök. Hicretin 4. yılı. Birer yıl arayla Medine'de 2 doğum, 2 bayram, 2 ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Fatımatü Zehra'nın körpecik fidanları, Ali-i Mürteza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet gençliğinin 2 seyyidi, Ehl-i Beyt'in İlk nazlı çiçekleri. 2 ay parçası merhaba diyor o incecik sesiyle. İsimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın 2 lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler. Ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar.
Hasan'la Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular, ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin'i. Hazreti Ali, ya Resulallah diyor, Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük. Resulullah buyuruyorlar, baksana, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Ha gayret Hüseyin, göreyim seni diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin arkadaşlarıyla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor. Hazreti Hüseyin bir oraya bir buraya kaçıyor ve gülerek yakalıyor onu nebiler serveri. Öpüyor, kokluyor, öpüyor. Sonra zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur. Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerb-ü beladır. Orası Kerbela'dır. Hicretin 61. yılı. Aylardan Muharrem. Kan renginde Fırat. Ve dudaklar susuz. Yürekler susuz. Kerbela'da bir oğul var. Yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbela'da. Dedesinden 50 yıl uzakta. Onun gibi bembeyaz giyimli, bembeyaz yüzlü, atının üzerinden sesleniyor, merhametten yoksun olanlara. Ben Peygamberiniz Aleyhisselam'ın kızının oğlu değil mi? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi? Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehl-i Beyt'in solan ilk çiçeği Ali Yülekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Avn bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. İşte bakın, biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım. Onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin. Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var. Bir şahin var. Kucağında 3 yaşında bir seyyid. Adı Abdullah. Ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor, bize göklerden yardım etmeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10'u. Bir şehit var Kerbela'da, tam 33 mızrak yarası, 34 kılıç yarası. Ey Muhammed'im, neredesin, nerede? Hüseyin'in başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im. Sana göklerdeki melekler salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise şu otsuz bozkırda, çölde, tozlara, topraklara, kanlara bulanmış
azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüş, sabah yerleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir bardak. Ve şöyle buyurur: benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musun? Hüseyin'i şehit ettiler. Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydık Kerbela'da, Allah'a kasem olsun ki ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini. Ya da o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri. Kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında, ehli beytine layık olduğumuz bir anda alsın. Ali Asgar'la, Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken, yanaklarında peygamber bu sesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara, Allah bizi onlardan ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın. Bizi senden ve rızasından ayırmasın. Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu, sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor.
uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım, seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim, sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi, hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana, ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var.
Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu
toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var. Bu şiirde hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar sultanının doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Alemi ervah bugün bizimle beraberdir. Meleği âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yer Mekke. Ebu Talip Mahallesi. Leyl Çarşısı. Bir ev. Abdülmuttalip'ten oğlu Abdullah'a kalan. Bir hane. Şimdi Abdullah da yok. Karanlık ve Hazreti Amine. Üflesen sönecek gibi yıldızlar. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Yıl 571. Nisan ayının 20'si. Günlerden pazartesi. Ebu Talip mahallesinde saadetli bir ev. Saadetli bir oda. Abdi Menaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada. Birinin elinde cam bir kase var. İçi şerbet dolu ama sanki kar. Hadi al, bu içecek cennet tağımıdır. Al ve iç, bu sana Allah'ın ikramıdır. Ve yudumlanıyor şerbet Allah'ın adıyla. O anda beyaz bir kuş bembeyaz kanadıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. Ve beklenen biri var. O. Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Vakit seher vakti. Yıldızlara uzansan tutacaksın gibi. Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki. Bu onun yıldızı ve bir nur denizi. Onun denizi. Sema ve vadisi sular altında. Çünkü o geliyor. Çekilen ve kuruyan Save Gölü, sönen Mecusi ateşi. Çünkü o geliyor. Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor. Kisra saraylarından çatırtılar geliyor. Çünkü dünyaya o geliyor ve gökten inen üç melek, ellerinde üç bayrak. Biri güneşin doğduğu yerde, biri battığı yerde güneşin, diğeri Kabe'nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin. Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler. Allah'ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi. Ve bir nur doğdu ayın 14'ü gibi. O doğdu, kalplere sürur doğdu. Gerçek oldu annesinin rüyası.
Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. Yerde ve gökte övülecek şan doğdu. Ümmetinin göz nuru Habibi Zişan doğdu. Şimdi kaplasın onu bir ak bulut ve dolaştırsın melekler doğuyu ve batıyı. Varlıklar onu bir de suretiyle tanısın. Yusuf'u görüp de parmağını kesenler baksın bir kez ona da yürekleri doğransın. Hoş geldin ey ledün ilminin sultanı, Kabe'nin canı, dertlilerin dermanı. Hoş geldin ey cihanın padişahı, Kur'an'ın sırrı, irfan ehlinin şahı. Hoş geldin ey enbiyalar sultanı, cemal bahçesinin bülbülü, kainatın nazlı gülü. Hoş geldin. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. 21. yüzyıl. Olanca genişliğiyle yeryüzü ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor. Ey Nebi, alemlere rahmet geldin. Sana salat ve selam. Efendimiz, hoş geldin. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan
sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin, senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin, Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun, anam babam sana feda olsun. Asr-ı Saadet'te çocuk olmak, Ümmü Halid olmak, Halid bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz onu görünce "Sene, Sene" diye sesleniyor ona. Habeş dilinde güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama
Hazreti Peygamber ona engel oluyor. Bırak, oynasın diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. Bana Ümmü Halid'i getirin buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez bunu giy, üzerinde eskisin dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek Ümmü Halid, bak bu güzel, bu çok güzel dediler. Aslı saadette çocuk olmak, Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hazreti Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim derdi. Onlar da koşarak gelir, Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde şu çocuğu bana uzatınız buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek şimdi de şunu uzatınız dediler. Ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da ey Rabbim sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur diye dua ettiler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan, Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri. Selman-ı Farisi anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek ya Resulallah Hasan'la Hüseyin kayboldular dedi. Hazreti Peygamber etrafında oturan bizlere kalkınız ve oğullarımı arayınız buyurdu. Ve herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti, onları birbirlerinden ayırdı, yüzlerini okşayıp şöyle dedi. Annem, babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz. Sonra da birini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki, cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle. Resulullah da şöyle buyurdu. Ama onlar da ne güzel binicidirler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Ümame olmak. Hazreti Zeynep'in küçük kızı. Efendimizin bir başka gülü. Fahri Kainat onu çok seviyor. Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hazreti Zeynep babasının gelmesi için haberci gönderir. Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak.
Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen, hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen, dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen, halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme. Thank you.
Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im. Adın geçer, beni bekir yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından, ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku,
Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır. Adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla, kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura. Sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak. Ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah.
adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah, 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedinil Mustafa. Yesrib'in Medine-i Münevvere olmasına çok var. Daha çok var Veda tepelerinden ayın doğmasına. Bir dağın Uhud adını almasına, Yesrib'in hicret yurdu olmasına çok var. Tüban isminde bir hükümdar Yesrib'e saldırı için ordusunu durdurur. Yanında bulunan ehli kitap, "Ey hükümdar," der, "yalvarırız dur. Çünkü burası son peygamberin hicret yurdudur. Bir de bize izin ver, onu bekleyelim." Ehli kitaptan bu 400 alim Yesrib'de kalır. Hükümdar onlara evler yaptırır. Bir ev daha eklenir evlerin ortasına. Hükümdarın gözleri nemli ve alevlidir. Bu ev, der, hicret edecek peygamberin evidir. Ve bir mektup Tüban'dan son peygambere. "Ben Hazreti Ahmet'in gönderileceğine inanıyorum. Eğer ömrüm onun ömrünü yakalarsa, onun uğrunda savaşır, kalbindeki kederi dağıtırım." Bir mektup saklanır çölde. Altın mühürle mühürlenmiş, kem göz görmemiş, el değmemiş. Sır gibi saklanır. 7 asır, bir mektup, bir ev, Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar bekliyorlar. Asır sonra Darun Nedve'de, yeryüzünün en karanlık evinde, içeride küfür, içeride nefret, içeride şeytan ve dilekleri, dışarıda iman, dışarıda selamet, dışarıda hafaza melekleri, şeytan necidli bir ihtiyar, ölümüne konuşuyorlar, ölümünü konuşuyorlar. İlk söz alan Ebu'l-Bahteri bin Hişam, "Onu demir bir kafese kilitleyin ve ölümünü bekleyin." Son söz alan
Ebu Cehil bin Hişam. Her kabileden bir yiğit keskin bir kılıç alsın, aynı anda saldırsın. Ebu Cehil'in bu fikri son karar. Mekkeli müşrikler ve Necid'li ihtiyar bekliyorlar. Bekliyorlar nursuz, onursuz yüzler. Kılıçları kınında, nur saçan bir evin yakınında. Mızraklarının ucuna dokunuyor ay. Gözlerinde kin, sözlerinde alay. Bunlar zulmetin çocukları. Bunlar şeytanın kulu gibiler. Nefes alıp veriyorlar ama toprağın üstünde ölü gibiler. Cehennem çukurundan çıkmışlar sanki. Akıl yok, kalp yok, deli gibiler. Ancak o bir peygamber. Göklerden haber, habersiz iner. Anlatır Cebrail olup biteni. Peygamber yatağında Hazreti Ali korkusuzca uzanır, uykuya dalar. Başlarına toprak saçılmış adamlar göremediler aralarından çıkıp giden Nebi'yi. Gözlerine perde gibi inen sureyi duyamadılar. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Onları kapattık. Artık göremezler. Uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Nur saçan bir ev, sevre doğru yürüyen yar, yatağında uyuyan Haydar-ı Kerrar bekliyorlar. Sevr mağarası hicretin çöle açılan kapısıydı. Geçince o kapıdan iki dost, mağaranın önünde birdenbire büyüyen bir ağaç kaldı geride. Ümmü Gaylan ağacı. Ağacın dalında yuva yapan iki dağ güvercini, bir örümcek ağı, Resulullah'ın muhafızları ve Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme geride kaldı. Bir hafta süren hicret yolculuğu, bir hafta süren kum rüzgarları, kumları, yolları, dağları okşayan peygamber nazarları ve önce Harre mevkiinde yiğitler selamladı onu ve güneş selamladı. Seretan burcunda 23 derece ve 6 dakikada ve kamer selamladı. Esed burcunda 6 derece ve 35 dakikada. Sonra Kuba, ilk mescit ve ilk cuma. Günlerdir gözler yollarda, günlerdir ağızlarda yürekler. Onu sadece ensar mı bekler? Bir mektup, bir ev. Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar. Bekliyorlar. Vakit ikindi vakti. Yesrib'in gözü veda tepelerinde. Önce bir sessizlik, sonra bir uğultu ve haykırışlar çınlıyor çölde. Çünkü sevgili görünüyor ufukta. Yesrib Medine-i Münevvere oluyor. Dolunay doğuyor veda tepelerinden. Gül değil, canlar atılıyor yollara. İşte geliyor. Resulullah geliyor. Medine-i Münevvere ağlıyor. Medine-i Münevvere gülüyor. İşte Resulullah geliyor. Ardından Ebu Bekir. İşte dost. İşte yar.
Ey rüzgar, al Resulullah'ın kokusunu Uhud'a götür. Bitsin hasreti Uhud'un. Ey ensar, ey şerefli insanlar, açın kasvanın yolunu. Nereye çökeceği ona bildirilmiştir. Yetmez mi size Resulullah'ın komşuluğu? Ey Eba Eyyubel Ensari, sevin. Kasvanın çöktüğü yere en yakın senin evin. Ama bilir misin bu ev 7 asır önce yapılan 401. evdi. Bu ev zaten Resulullah'ın eviydi. Ey Eyüp Sultan, sevin. Sonunda geldi ev sahibin. Medine mesut, sevinçli Uhud. Ev şükrediyor kendi dilinde. Ve mektup şimdi sahibinin elinde. Ya Resulallah, 7 asır önceden seni bekleyen ev gibi kalplerimiz. Uhudumuz yok ama umudumuz var. Geleceksin değil mi? Bir de kardeşlerimiz var yeryüzünde. Her biri bir başka kapının eşiğinde. Ama değil mi ki bütün kapılar senin? Değil mi ki üzerlerinde gözlerin? Onlar hicret niyetiyle gezen bugünün muhacirleri. Gittikleri yerde ensardan kalma bir ruh var mı acaba? Anadolu'daki gibi ezanların okunmuyor oralarda. Adın yankılanmıyor semalarında. Belki bugün okunur diye tutuyorlar fecrin elinden. Onlara bir sabah vakti Hazreti Bilal'i gönderirsin değil mi? Gittikleri yer Medine-i Münevvere değil ama niyetleri ilahi rıza, hicretleri sana. Ya Resulallah, garip bir diyar, bir eş ve çocuklar bekliyorlar. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin diyecek.
İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh Aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim Aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa Aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa Aleyhisselam'a gidin, diyecek. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim.
ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu. Allah'ın arslanı görünmez oldu. Ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar. Çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi.
İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeyi atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş, bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.
Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.
Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri. Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashab-ı güzin, önündeyse iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüb. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, Sultan'ı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında. Ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki bastığı toprak Allah diyor ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza, ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken,
zafer kazanılmışken bu ne hal ey koca Ömer? Niçin okçular tepesine bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn tepesinden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab Dağı'nda. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.